Türkiye'nin ekonomideki öncü kentlerinden, turizm şehirlerinin köprüsü Denizli. Şehrin yeşil alanları yapılan projelerle daha da arttı. 2010'da Adalet Parkı açıldı. İncirli Pınar Parkı şehre kazandırıldı. Denizli'ye 7 millet bahçesi yapıldı. 830 bin metrekareden fazla sosyal donatı alanı oluşturuldu. ...2012'de Denizli'de balon turu başladı. Antik çağlardan bugüne kadar ulaşan en çarpıcı merkezlerden Pamukkale Hierapolis Antik Kenti'nin restorasyonu yapıldı. Leodikya Antik Kenti'nin restorasyonu tamamlandı. Vakıf eserleri ve kültür varlıkları restore edildi. Teleferik ve Bağbaşı Yaylası 2015'te açıldı. ...2016'da Bozdağ Kayak Merkezi kış sporları için hazırlandı. Denizli'ye 150'den fazla konaklama tesisi açıldı. Yüz binlerce yerli ve yabancı turist ağırlandı. İçme suyu arıtma tesisiyle günde 100 bin metreküp su arıtıldı. 2022'de Akbaş Barajı açıldı. Denizli'ye 18 baraj inşa edildi. Göletler, hidroelektrik santralleri ve sulama tesisleri yapıldı. Bozkurt TOKİ konutları 2022'de tamamlandı. 1200'den fazla sosyal konut inşa edildi. Çardak TOKİ konutları 2020'de yapıldı. Denizli'ye 14 binden fazla sosyal konut kazandırıldı. Yapıların da riskli alanlarında denetimi gerçekleştirildi. Honaz Tüneli ile şehir içi ve şehirler arası trafik akışı rahatlatıldı. 2023'te çevre yolu açıldı. Şehrin ulaşımı bölünmüş yol, devlet ve il yollarıyla daha da konforlu oldu. Sağlık yatırımları tüm hızıyla sürdü. 2016'da Tavas Devlet Hastanesi açıldı. Denizli'ye 14 hastane inşa edildi. Poliklinikler konforlu sağlık hizmeti sundu. Bal ormanıyla bal üretiminin kalitesi artırıldı. Denizli'ye 12 bal ormanı açıldı. Milyonlarca fidan toprakla buluştu.